Şimdi semboller kullanılmış. 1, 2 ve 1, 2, 3, 4'ü ifade ediyormuş bunlar. Şurada verilmiş zaten. Sonra bu sonuç soruluyor. Demek ki hangisinin ne olduğunu bulmalıyız. Rastgele veremeyiz bu değerleri. Bu sonuç farklı çıkar rastgele verirsin. Şimdi küçükten büyüğe sıralanışı 142, 231 ve 314'müş. Yani bizim sayılarımız biri 142, diğeri 231, diğeri de 314 sayısıymış. Yani bu sayılar. Demek ki bizim şey olsa, karemiz 1 olsa, şu yuvarlak olan, daire şeklinde olan 4 olsa, yıldızımız 2 olsa ne oluyor bakalım. Şimdi kareye 1 yazalım. Burası 1. Daireye 4 yazalım. Şurası 4. Bu olmayacak. Çünkü bizim sayılarımızda 4'te başlayan yok. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Demek ki bu sırada olmayacak. Hocam üstüne de hani o sizin gelebilirsiniz olan bir şekil bulacağız. Bir de sayılardan ortak olan bir sayı bulacağız. O sayılarda değil, orada da şekillerde de yıldız var. Evet. Şimdi şu sıralamaya bakalım. Şimdi şu son biri, bir var burada. Bunu da düşünebiliriz. Bir. Burada iki. Ya da iki bir başta bir de sonda var. Demek ki sadece başta ve sonda olan iki olacak. Burada yıldızı alamayız. Yıldız ortada da var. Sadece başta ve sonda olan kare. Demek ki iki olan kare. Şu kareye iki diyebiliriz. Burada iki sadece başta ve sonda var. Sadece başta ve sonda olan 2 o zaman. Şimdi başka bakalım. Hem başta hem ortada hem sonda olan 1. Başka yok birden başka. Başta, ortada ve sonda olan. Şu şekilde. Başta var, ortada var, sonda var. Başta, ortada, sonda olan ne demiştik? 1 demiştik. 1 olacak. Şu 1 yıldızımız. Şurası 1. Şimdi başta ve ortada olan daire. Başta ve ortada olan 3. Demek ki bizim dairemiz 3 olacak. Şurası 3. Burası 3. Sonra ortada ve sonda olan 4. Demek ki bizim üçgenimiz de 4. Bu işleme gelelim şimdi. Burada kare 2. Daire 3. Yıldız 1. Üçgen de 4 olacak. Şuradan eşittir diyorum. Buradan. 2 artı 3 bölü 1 artı 4. Yukarısı 5. Aşağısı 5. Demek ki sonucumuz 1.